كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kardeş sual etmiş. Hüseyin Çevik Hoca, ben aslında kadınların ayaklarına aşığım. Tövbe estağfurullah. Açılışı bunu da yapmasam mıydın? Neyse, yapacak bir şey yok. Başladık, devam edelim. Kadınların ayaklarına aşığım. Hep otobüste kadınlara bakıyorum. Fakat namazlıyım, Kur'anlıyım, gusüllüyüm ve abdestliyim. Sıkıntı var ve şeytan çok benimle oynuyor. Sürekli evlilik düşünüyorum. Yaşım 16, 7 Kasım'da 17'ye gireceğim. Ne yapmalıyım? Vesveseden kurtulmak için çok büyük sıkıntıdayım. Çünkü aklıma oral meselesi geliyor. Ama Hanefiyim. Evlenirsem zaten maalesef aklıma gelecek. Almanya'da oturuyorum. Adım Muhammed. Allah senden razı olsun. Amin. Cümlemize. Kardeş Almanya'da oturuyormuş. Şimdi arkadaşlar sıra sıra kardeşimizin sualini cevaplayacağız. Yine yani bunun neyi cevaplayacağız ben onu da bilmiyorum şimdi ne diyeceğim de şaşırdım. Yani kadınların ayaklarına aşığım bu sapıklıktır yani. Kardeş kusura bakmasın da yani. Bu düpedüz sapıklık. Hani şöyle bir şey, bu hastalık haline de gelebilir. Ya biz burada anlatmadık mı arkadaşlar? Kadın yazmıştı. Kocam komşunun çoluğun yani kim varsa akrabaların kadınların çoraplarını topluyormuş. Bunu anlattık burada. Kadın diyor ki kocam diyor evet. Komşunun sağda solda kimin diyor kadınların çorapları varsa topluyormuş. Hatta yanında yatırmış bir de çiğniyormuş yani. Var arkadaş, bir şey diyemeyiz yani. Hastalık bu. Ama ne hastalığı biliyor musun? Şeytan adamı eline aldığı zaman, bunu hep söylüyoruz. Şeytan adamı eline bir alırsa adamı böyle kukla gibi oynatır. Bu kardeş de maalesef şeytanın pis bir oyununa düşmüş. Yani kadınların ayaklarına aşığım. Ben de ilk defa duydum yani, değişik bir şey. Hep otobüste kadınlara bakıyorum. Ama diyor namazlıyım, Kur'anlıyım, gusüllüyüm, abdestliyim. Şeytan benimle çok oynuyor arkadaş. Bekarların en büyük ama en büyük dostu şeytandır. Ne demek dostu? Çünkü şeytan onun yanından ayrılmaz. Onu günaha sokar, onu fitneye, onu cehennemin dibine atmak için. Çünkü arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Şeytan daha çocukken bile bir insana çocukken bile yapışır. Daha çocukken. 3 yaşındayken, 5 yaşındayken yapışır. Onu boş işlerle oyalar. Telefon müptezeli yapar. Televizyon müptezeli yapar. Musallat olur. Biz sohbetin başında ne okuyoruz? Hangi ayet? Rabbi e'uzu bike min hemezati şeyatin ve e'uzu bike rabben yahzurun. Ağlayan çocuklara bu ayeti okuyun. Aklınızda olsun. Çünkü şeytanın dürtmelerinden sana sığınırım diyor. Gece ağlayan çocuklara bu ayeti okuyun. Varsa etrafınızda. Bak. Genç kardeş. Ya bu bu vesvese olmuş. Artık kadınlara bakmak, kadınların özellikle ayaklarına yani değişik bir şey bu. Rabbim kurtarsın. Amin. Amin. Şimdi şeytan benimle çok oynuyor diyor. Evlilik düşünüyorum. Yaşım 16. Hadi 7 Kasım diyor. Şimdi 17'ye girmiştir yaşı. 17 yaşında ve Almanya'da. Şimdi Almanya'daki evlilik şartlarını bilmiyorum. 17 yaşında evlenemez diye tahmin ediyorum. Tamam, evlenmeyi düşünmek güzel bir şey. Niye? Şimdi adam 17 yaşında. Daha benim evlenmemi çok var der. Günaha girer evlenene kadar. Ama bu kardeş sağ olsun 17 yaşında, lakin günahlardan kurtulmak için evlenmek istiyor. Arkadaşlar bak bu parantezdir ha. Kardeşten Allah razı olsun. Günahlardan kurtulmak için evlenmek istiyorum diyor. Bu aklınızda olsun. Evlenmek bir Allah rızası için. Allah rızası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir evlenmek. Ve günahlardan muhafazadır. Yoksa ne yapıyor adam? Kendini eliyle tatmin etmek zorunda kalıyor. Harama bakıyor. Şeytan artık oyuncak yapıyor onu. Ya bak kardeşim ya bak bekarsın. Ortamı görüyorsun. Evlenemiyorsun. Ne yapacaksın? İşte el alemin karısına kızına mı saldıracaksın diyor. Yapacak bir şey yok kardeşim. Mecbur diyor bakacaksın bu kadına. Mecbur diyor bakacaksın. Yoksa diyor daha büyük günah gireceksin. Bak şeytan adamı hep şöyle söyleyeyim size. Mesela evde Kur'an okuyorsun. Açmışsın maşallah barekallah. Ezana kalmış 5 dakika. Ne yapman lazım? Sadakallahu lazım diyeceksin. Sayfayı kapatacaksın. Camiye. Şeytan sana ne der? Ya mübarek sen Kur'an okuyorsun. Otur da Allah Allah. Evde kılarsın. Bak Kur'an okuyorsun. Kur'an'da çok büyük sevap farzdır. Oku. Hayır. Sadakallahu lazım diyeceksin. Kur'an'ı kenara bırakacaksın. Camiye gideceksin. Bak şeytan insanı küçük günahla kandırır.
küçük sevapla kandırır. Ne demek küçük sevap? Kur'an küçük sevap değil. Lakin farz namazın yanında Kur'an okumak daha az sevap kalır. İşte ne yapar? Bu sefer sana der ki sen büyük harama gireceğine bari küçük günaha gir. Ne yapacağız arkadaşlar? Allah'ın rızası için, günaha girmemek için evlenmeye niyetlenirsen Allah Celle Celaluhu kolay ediyor. Bak unutmayın. Kolay ediyor. Çok kardeş ödüm. İşte o diyor çamaşır makinesini aldı, o diyor bulaşık makinemi aldı. Öteki buzdolabımı aldı. Alır birileri. Rabbim Celle Celaluhu insanların kalbine o muhabbeti verir. Kalpler kimin elinde? Allah. Heh. Allah Celle Celaluhu demez mi? Ey kulum bak bu falanca kulum evleniyor. Onun kalbine beni verir o yumuşaklığı. Şuna bir güzellik yap. Gerekirse taksit alsın fark etmez. Taksit haram değil. Ama bir bakarsın halını alır işte her neyse. Birisi koltuk takımı çıkar kardeşim. Ama Allah Celle Celaluhu rızasını gözeteceğiz. Şimdi devamında ne diyor? Çok büyük sıkıntıdayım çünkü aklıma oral meselesi geliyor. Mübarek sen de yani ne bileyim her türlü ayak, oral, moral her türlü. Kardeşim bu kardeş biraz fazla film izlemiş galiba. Fazla filmlere dalmamak lazım. Çünkü yani 16 yaşında 17 yaşındaki bir genç bir çocuk bize göre çocuk. Bana göre çocuk da şimdi nereden bilecek bunları? Tabii yani insan araştırmadan, duymadan, görmeden bilmez. Yani oral meselesiyle alakalı bunun fetvasını verdik. Hani haram diyemeyiz. Ama caiz de değil. Hanefi de caiz değil. Hanefiyim de diyor yani. Ne yapacak? Sabır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Evlenmeye gücü yetenler evlensin. Evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tutsun. Çünkü oruç bir kalkandır. Şehveti öldürür. Sabır. Bir daha söylüyoruz. Allah rızası için. Hepinizin başına gelebilir böyle şeyler. Bekar adamların özellikle. İnsanlara yani şeytan çünkü ne yapar? Ya kardeşim bekarsın ya bak. Evlenemiyorsun yapacak bir şey yok bunu yapman lazım onu yapman lazım küçük günah bari diyor şu küçük günah yap ya niye yapayım niye yapalım haram yasak he şunu bak bir daha söyleyeyim hani ilk defa duyan kardeşler için iş artık sapkınlık boyutuna geldiyse yani sapıklık boyutuna el alemin karısına kızına saldırma pozisyonuna kadar geldiysen o zaman kendini elle tatmin etmene cevaz veriliyor ama gözün döndüyse kardeşim yani şimdi şeytan da bu sizi bu vesveseyle yakalamasın. Yarım saatte bir gözün döndü. Ne lan bu? Şeytan yapar bunu. Vallahi yapar ya. Yarım saatte bir sana tiri tiribe sokar. Yine mi gözün döndü? Yine mi? Lan ne gözün? Yarım saatte adamın gözün döndü. Nasıl bir sapıksın sen? Olmaz. Ne yapacağız? Vesveseden kurtulmak için sürekli felak, nas, ayetel kürsi. Sürekli. Sürekli. Yapacak bir şey yok. Sürekli euzu besmele, euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Şeytan kaçıyor. Niye? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyorsun. Bak bunu unutmayın. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adının anıldığı yerde şeytan durur mu? Durmaz. O zaman kardeşe de size de tavsiyemiz ne yapacağız? Sabır. Sabır, sabır. Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Oruç tutacağız. Amelle meşgul olacağız. Bir şey yapacağız. Ne bileyim çık dolaş gez. Ha şimdi bu kardeşin ayak sapıklığıyla alakalı da konuşalım. Kardeşim senin ayakla alakalı bir takıntın varsa bu sefer havaya bakarak yürüyeceksin. Bu. Çözüm bu. Tam yere bakarak yürümek sünnet de kardeşim. Sen bu sünnette amel etmeyeceksin. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetidir. Yere bakarak yürümek. Ama niye? Namahreme bakmam için. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmaz. O bizim için aslında geçerli. Biz ama ne yapıyoruz? Takvanın yalan bizimkiler yandan bacaklara bakıyor yere bakacağım diye. Yalandan takva numarası yani anladın mı? Bizim millet böyle. Allah rızası için dikkat edeceğiz. Sünnetlere sarılacağız. Namazlara camiye cemaate devam eden genç. Bak işsizsen öğrenciysen belki en az 3 vakit camide kalabilirsin. Öğrenciysen. İşsizsen 5'ini kıl. Rabbim hayırlı iş de versin. Yani onu da diyelim yani. 5 vakit namazı camide cemaatle kılabileceğimiz iş nasip etsin. Allah Celle Celaluhu. Bu dua yapın. Bu dua çok önemli. Ya Rabbi cemaatinden ayırma. Amin. Amin deyin be kardeşim ya. Ulan amin demiyorsun. Hepiniz evde kalıyorsunuz değil mi? Ulan tam sopalıksınız ha. Hiç cami cemaat deyince kimse yanaşmıyor. Herkes evinde. Arkadaşlar evinde hanımlar kadar kusura bakmayın. Böyle deyince de hemen erkekler horozlanıyor. Evde kılıyoruz ne olmuş? Ne olmuşum var? Erkekler camide kılacak. Bu kadar basit. Nokta. Hadis. Ha ne olur? Zaruret olur kardeşim. Ona bir şey demiyoruz. Ama onun haricinde fırsatın olduğu halde
Sen camiye gitmeyip evde kalıyorsan kusura bakma. Erkekliğini bir test ettir yani. Evet arkadaşlar, bu meseleyi konuştuk.